Abi Ekrem İmamoğlu Büyükşehir'i kazandı. 26 tane ilçe aldılar. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Şimdi buradan geçmiş siyasi liderlere rahmet okuyalım. Rahmetlik Demirel'in böyle tarihi sözleri vardı. Mesela işte dün dündür, bugün bugündür. Yollar yürüyerek aşınmaz. Efendim dünün güneşiyle... Abi bunları niye söylüyor? Dünün güneşiyle bugün çamaşır kurutulmaz. Tamam. Ben de buna ilaveten diyorum ki bu milletle güreş olmaz. Eyvallah. Bu milletle güreşen yıkılır. Millet tokat attı mı size? Tokat demeyelim, şöyle diyelim, millet iyilik yaptı. Şimdi demokrasiler toplumların nefes aldığı, iktidarların suluhiyetle el değiştirdiği sistemlerdir. Eyvallah. Buradan bütün yurttaşlarımıza söyleyeceğimiz şey şudur. Demokrasinin ne kadar önemli olduğunu, kavgasız, gürültüsüz birbirlerine değiştiğini, tabii iktidar sahiplerinin memleketin sahibi olmadıklarını, kesinlikle, memleketin sahibinin gerçekten millet olduğunu, bunların da millete hizmet etmek için geldiklerini, özel kullar olmadıklarını ve bu millet istediği zaman geçmişte Atatürk'ü çıkardığı gibi, bir dönem Tayyip Erdoğan'ı çıkardığı gibi, şimdi de kendisine yoldaşlık edecek birisini çıkarıyor. Ama Sayın İmamoğlu'nun burada dikkat etmesi gereken şey şu: İlk başta söylediğimi tekrar söylüyorum, milletle güreş olmaz, milletle el ele tutuşulur. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, bu memlekette Kürdistan falan da kurulmaz. Kürt kardeşlerimizin de böyle bir istek ve talepleri yok. Haklı talepleri, bütün insan hakları anlamında vardır. Onlar da başımızın tacıdır. El ele bu ülkeyi daha güzel günlere götürebiliriz. Teşekkür ederim. Efendim, R'yi kime verdiniz? Devlet büyüğü gibi konuştunuz. Yo, estağfurullah. Çok güzel konuştunuz. Şöyle söyleyeyim. Biz esasında olarak milli görüş kökenli insanlarız. Daha önceden Erbakan Hoca'ya rahmetlik, ona oy verdik. Tayyip Bey'in ilk cumhurbaşkanlığında kendisine oy verdik. Bundan bir önceki seçimde Binali Bey'e oy verdik. Bu seçimde de Ekrem İmamoğlu'na oy verdik. Helal olsun. Kıymetini bilsin. Çantasında keklik değil. Kimsenin oyu kimsenin çantasında değil. Bu millet de kul değil. Ve o sözümü tekrar ediyorum. Milletle güreş olmaz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Size selam olsun. Eyvallah. Herkese selam olsun. Kazananlara başarılar diliyoruz. Kimse kaybetmedi bu arada. Eyvallah. Bu arada kaybetmedi. Bütün Türkiye Cumhuriyeti. Ülkemiz kazandı. Hadi sen de gel. Eyvallah. Senin emeğin çok iyi. Kolay gelsin. Saygılar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, efendim, sağ olun. Dün bir seçime gitti ülkemiz. Evet. Ekrem İmamoğlu İBB'yi kazandı. 26 tane ilçe aldılar. Evet. Sizce iyi mi oldu, kötü mü oldu? Çok iyi oldu. Siz Ekrem Bey'e mi oy verdiniz? Ben aslında DEM Partiliyim. Evet, biraz DEM. Ben DEM'liyim. Fakat ben demin burada herhangi bir şey kazanacağını bildiğim için, zaten kazanamayacağını bildiğim için, zaten bunu buradaki Kürtler hepsi biliyor. Tabii zaten ve bizim burada oyumuz %10, %11, %12. 1.8 aldık. Bunun 10'unu direktmen Ekrem İmamoğlu'na verdik. Hoş, helal olsun. Evet. Orası da farkında. Evet. O zaman hayırlı ve uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun, hoş, helal olsun. Burada selam olsun Ekrem Başkan. Tabii ki selam olsun. Çok yani. Evet. Ne zaman yayınlanıyor? Dün akşam. Efendim, Ekrem İmamoğlu kazandı. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Bence iyi oldu. Şöyle iyi oldu. Halkı... Kardeşler buyurun. Halk tepkili oy verdi yani. Halk tepkili... Güreş olmaz. Aynen öyle. Halk tepki oy verdi. Yani burada aslında ben, bak, 20 senedir Tayyip Erdoğan bu iktidarda. Ben 20 senedir Tayyip Erdoğan'a oy verdim. Ama bu sefer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İmamoğlu'na verdim. Niye sen verdim? Niye? Nedenini söyleyeceğim. Niye? Ben tepkiliyim. Çünkü insanlarla dalga geçtiler. Bir emekli maaşını 10 bin lira yapıp da bu insanlara zulüm etti ya. Ne demek? Memura vereceksin 40 bin lira, emekliye vereceksin 10 bin lira. Bu adaletsizlik. Aynı market alıyorlar. Tabii. Aynen öyle. Adaletin... 8-4-4 yapalım. Aynen öyle. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz, millet olmaz. Emekli tokadı vurdu mu sizce? Bence vurdu. Çok büyük etkisi oldu. Eğer Sayın Tayyip Erdoğan bu emeklere geçinecek şekilde maaşlar... Bakın ben şöyle söyleyeyim. Bu iktidardan önce insanların emekli maaş oranı %64'tü. Ne yaptı Tayyip Erdoğan geldi? %34'lere indi. Hesaba göre eğer %64'ten devam etseydi bugün emekli maaşı, en düşük emekli maaşı 20 bin liraydı. Asgari ücretten 3 bin lira farklı alacaktı. Tayyip Erdoğan uyanıklık yaptı, milletin emekli maaşını düşürdü. Düşürdü. Niye benim hakkımı yiyorsun kardeşim? Niye ben Sayın Cuma? Tabii böyle iş olmaz. Bu tepkili bir oydur yani. Halkın bunu, millete yaptığı zulümden dolayı halk buna tepki verdi yani. Bugün gidiyorsun markete, affedersin, bir şuradaki bir markete gidiyorsun. Ya kaşanın kilosu 300 lira olur mu ya?
10 bin lira emekli maaşı veriyorsun, kaşarın kilosu 3 lira. Zeytinin yanına yaklaşamıyor. 200 küsür lira zeytinin kilosu. Doğru. Bir insan nasıl tane geçirecek? Tane lazım bile, doğru. Doğru. Doğru insanlara. O zaman abi halkla güreşenler kaybeder. Aynen öyle. Tayyip Erdoğan aynen şu anda Tayyip Erdoğan bak dün konuşması yaptı, zoraki konuşuyor. Bak seyrediyorum, zoraki konuşuyor yani. Yanlış yaptık, özür dilerim bile demedi. Yani kabul edeceksin. Halka biraz kulak vereceksin yani. Halka kulak vermediği sürede. Halk hesabını kaybeder. Kesti, teşekkür ederim. Aynen öyle. Selam olsun. Aynen. Hayırlı uğurlu olsun.